Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Yengeç burçları için, siz sevgili yengeç burçları için kahve falımı kapattım. Bakalım biz yengeç burçlarını 2020 yılında neler bekliyor? Ben de yengeç burcuyum. Bizler normalde çok duygusal insanlarız. Duygularımızla hareket ediyoruz. Eğer ki yükselenimiz farklı değilse, yükselenimiz de yengeç burcuysa inanılmaz duygusal insanlarız. Yüreğimizle, kalbimizle hareket ediyoruz sürekli. Mantığımız, evet, çok mantıklı insanlarız aslında. Aşırı derecede mantıklıyız ama mantığımızı kullanamıyoruz. Hani bir seçim yapmamız gerekiyorsa kalbimizi seçiyoruz genelde. O yüzden bakalım 2020 yılında bizleri neler bekliyor? 2020 yılında neler yaşayacağız? Şöyle falımızı açtım. Siz de şöylece bir bakın. Pek bir sıkıntı görmedim. Yani böyle bir ferah bir fal hissediyorum ama şöyle baktıkça yorumlayacağız şimdi. Şöyle ilk başta şu karşıdaki simge dikkatimi çekti benim. Bu böyle çok büyük bir güç bu. Fil gibi, boğa gibi, gergedan gibi. 2020 yılında bizi çok büyük bir güç bekliyor. Yani şöyle güç bekliyor derken yani çok güçleneceğimizi böyle hissediyorum yengeç burçları olarak. 2020 yılı bizim çok güçlendiğimiz bir yıl olacak. Son yıllar 2020'den önce 2019, 2018, özellikle 2017 yılında yengeç burçları çok zor günler geçirdi. Bazı yengeç burçları inanılmaz derecede mutsuz, kalbi kırıldı, üzüldü, ağladı. Burçlardan dolayı da biliyorum. Çok zor zamanlar geçirdik. Bence artık 2020 yılı yengeçlerin yılı olacak ama güçleneceğiz. Maddiyatı isteyen yengeç burçları için maddi güçlenme, duygusal güçlenmek isteyenler için duygusal güçlenme. Bakın ilişkiler anlamında güçlenebiliriz. İş yerinde konum olarak güçlenebiliriz ama çok güçlendiğimiz, artık gücün bizde olduğu, belki duygularımızla değil de biraz da mantığımızla da hareket edebildiğimiz ya da duygularımıza gem vurabildiğimiz, kontrol edebildiğimiz bir yıl olacak. Güç bizde çıkmış, çok ferah çıkmış. Bakın iki tane böyle balık gibi, iki tane kuş gibi karşılıklı konuşan, böyle karşılıklı duran iki kişi çıkmış. Bu inanılmaz büyük bir kısmet. Evliler için güzel, hoş sohbet, muhabbet, eğer ki ilişkilerinizde sorunlar varsa bunların çözülmesi anlamına geliyor. İlişkiniz çok güzel bir şekilde ilerleyecek. Sorunlarınız varsa çözüme ulaşacak. Hiçbir sorun yoksa daha da güzel olacak aşkınız, romantizminiz, ilişkiniz. Eğer ki yalnız bir yengeç burcuysanız bence artık hayatınıza ciddi düşünebileceğiniz, hayatınızın erkeği, hayatınızın kadını diyebileceğiniz biri girecek. Bu sizin kısmetiniz olacak. Böyle ilişki anlamında tertemiz çıkmış, hiçbir sorunun yaşanmayacağı ya var olan sorunların da çözüleceği mutlu bir yıl olacak. Açıkçası ben öyle hissettim. Bakın şurada beyaz bir kağıt var. Bekarlar için evlilik olabilir bu. Resmiyete dökülme, evlilik, imza vesaire gibi ilişkinizi ciddiyete dökebilirsiniz. Şurada bir insan görüyorum. Burnu büyük bir insan. Hayatınıza, sizin hayatınıza, belki de ilişkinize, belki de iş hayatında da olabilir. Sizin herhangi bir işinize burnunu sokan bir insan var. Yani bu insanın varlığı bazen o kadar çok sinir ediyor ki sizi. Bakın şurada da arkasında bir figür var. Böyle ağzını açmış, onu böyle sözleriyle yemeye çalışıyor, ısırmaya çalışıyor gibi. Bence artık bu kişiye dur diyeceksiniz. Hayatınıza çok karışan biri var. Zaten biz çok duygusalız. Böyle arkadaşlarımızın, işte iş ortamındaki arkadaşlarımızın, normal arkadaşlarımızın, aileden, bireylerin, herkesin sözlerine çok çabuk inanıyoruz. Çok çabuk onların kontrolü altında kalabiliyoruz. Çok duygusal olduğumuz için eğer o insanları çok seviyorsak onların da böyle sözlerini çabuk dinleyebiliyoruz. Böyle çok çabuk da kırılıyoruz sonra aslında. Ama artık böyle o kişiye karşı şey diyeceğiz. Dur artık, hani yeter. Buraya kadarmış. Böyle ağzımızı açıp böyle yeter diye böyle belki de haykıracağız artık. O kişiyi durdurmaya çalışacağız. Bizim canımızı sıkan kişiye karşı bence artık dur deme zamanı. Onun haricinde bakın böyle çok ferah. Bu sene içerisinde büyük bir parça bir mal elde edebilirsiniz. İşte bu bir araba olabilir, ev olabilir, arsa olabilir ama büyük bir parça ve çok ferah, çok temiz bir şekilde gelecek. Çok uygun şartlara alınabilir, böyle çok kolaylıkla ödenebilir. Çok temiz bir mal elde edeceksiniz. Yeni bir ev alabilirsiniz, yeni bir eve taşınabilirsiniz. Ama bu böyle mal mülk şeklinde haneye giren çok ferah, çok temiz bir mal gözükmüş burada. İnşallah hayırlı günlerde kullanırız zaten. Öyle bir durum olursa. Bakın şurada böyle el ele tutuşmuş. Böyle bir tepelikte, etrafı böyle hayallerle dolu iki kişi var. Burada eğer ki yalnız bir yengeç burcuysanız bu sene aşık olabilirsiniz. Hem de öyle ki ayaklarınızı yerden kesecek, inanılmaz sizi mutlu edecek. Zaten şurada da vardı direkt hanenin içerisinde aşk, sohbet, iletişim ama yani bu yıl böyle aşkınızın kabaracağı, hani böyle normalde de herkesin ilişkisi vardır ama hani romantizm falan ama aşk zamanla geçer böyle ya da zamanla eskisi gibi hissedilmez belki ama 2020 yılı sanırım yengeç burçları için böyle aşkın, heyecanın, kalp atışlarının fazla olacağı bir yıl olacak. Böyle el ele, göz göze, diz dize iki kişi görüyorum burada. Bekarlar için özellikle büyük ihtimalle büyük bir aşk söz konusu. Çok temiz çıkmış, çok ferah çıkmış. Bakın burada da bir insan kafası silüeti çıkmış. Arkasını dönmüş bu çifte ve böyle düşünceli. İki kişi arasında kalıp böyle bir kişiyi arkanızda bırakıp onun sizi düşünmesini sağlayabilirsiniz. Yani isteyerek değil de tabii ki de başka birini seçim yaptığınız için burada böyle sizi düşünen, aklı sizde başka biri kalacak. İki kişi arasında kalabilirsiniz sevgili bekar yengeç burçları. Ama tabii ki de bir kişiyi seçeceğiniz için o kişi sizi düşünecek. Arkasına dönecek size ama aklı sizde kalacak. Şurada bir E harfi görüyorum sanki. Bu aşkın içerisinde E harfi olabilir. Sizin isminizde olabilir. Karşı tarafın isminde, soy isminde olabilir. Bir E harfi çıkmış. Bu kişiyle bağlantılı olabilir. Bakıyorum başka. Şurada böyle ağlayan bir insan figürü çıkmış. Böyle birisi bir ara böyle ailenizden biri olabilir ya da yakın arkadaşlarınızdan biri gelip böyle belki size 2019'da da aynı şekilde gelip dertlerini anlatıyordu, sıkıntılarını. Çünkü siz yengeç burçları çok fazla sık sır saklarsınız. Çok fazla dinlersiniz insanları. Çok fazladır empati gücünüz. İnsanları çok çabuk anlayabildiğiniz için insanlar çabuk güvenirler size ki zaten güvenir insanlarsınız. Dertlerini anlatırlar size. Sırlarını siz onlara anaç ruhunuzla aynı yaşta bile olsanız çok anaç yaklaşırsınız karşı tarafa. Hep böyle dertlerini dinlersiniz, yardım etmeye çalışırsınız. Yine böyle yakın çevrenizden biri gelip size derdini, sıkıntısını anlatacak. Sanki ona destek çıkacaksınız her zamanki böyle anaç ruhunuzla. Ama o kişinin bayağı böyle bir sıkıntılı çıkmış, canı sıkkın gibi çıkmış. Bakın tam böyle şu ortada yine kalp gibi ama kaplumbağa gibi de bir figür çıkmış. Kaplumbağa ev demek. Taşınmak isteyen yengeç burçları varsa 2020 yılı içerisinde taşınabilirsiniz. Büyük ihtimalle bir taşınma söz konusu. Ama en çok dikkatimi çeken şu büyük bir güç, fil gibi. Yani bu yıl güçlenme yılı. Maddi veya manevi olarak çok güçlendiğiniz, istediklerinizi elde edebileceğiniz bir yıl olacak. Çok ferah bir yıl olacak. Böyle burnunu sokmak isteyen her kim varsa hayatınıza ona karşı geleceksiniz artık. Aslında genel olarak falın tamamı çok güzel çıkmış. Şuradaki kişi aşk ve şurada bir kişi görüyorum. Sanki böyle durmuş birini gözetliyor. Yani bakın yine bu aşkın olduğu yerde bir kişi böyle sürekli sizde gözü, yani ilişkinize böyle çomak sokmaya çalışan derler ya, böyle gözü sizin üstünüzde bir kişinin varlığı çıkmış. Bu böyle aranızı bozmaya çalışabilir, aranıza girmeye çalışabilir, böyle fesat, kıskanç bir kişi çıkmış. Sizin mutluluğunuzu kıskanan biri çıkmış sanki burada. Sizi izliyor çünkü sürekli. Ama kimse size bir şey yapamayacak. Siz zaten temiz kalpli insanlarsınız. O yüzden de Allah her zaman korur. Ben öyle düşünüyorum. İyi düşünenlerin hayatları hep iyi olmuştur. Genel olarak fal çok temiz çıkmış. Özellikle güçlenme yılı olarak, mutluluk, aşk yılı olarak görüyorum ben 2020 yılında bu faldan. Çok ferah çıkmış. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Bir dilek tutabiliriz. Önce sağlık diyorum ben. Sağlık, huzur, çocuklarımıza uzun ömür. Evet, dileklerimiz gerçek olacak bence. Bakın burada da böyle kartal gibi bir şey çıkmış. Güç. Yani bu yıl yine dediğim gibi güçlenme, kartal gibi böyle sahiplenme, hayatınızı sahipleneceksiniz. Kendinize, yani kendinize döneceğiniz bir yıl olacak bence. Artık başkalarını düşünmektense biraz daha içinize dönüp kendiniz için yaşayabileceğiniz, kendiniz için bir şeyler yapabileceğiniz. Bakın böyle iki gözlü bir insana da dönüştü sanki şu kartal şekli. Bir kişi sizi gözlüyor. Yani o kişiden haber alacaksınız. Bakalım. Şurada şöyle bir kuş çıkmış. Bir haber alacaksınız. Ama bu haberden sonra, haberle geldikten sonra uzunca bir kuyruğu çıkmış bunun. Yani bu bir şeyin başlangıcı olacak. Aldığınız haberden sonra yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Uzun soluklu bir ilişki olabilir bu. İş haberi bekliyorsanız bu uzun süreli çalışacağınız bir iş olacak. Çok hayırlı olacak sizin için. Çok ferah çıkmış çünkü. Çok temiz bir haber alacaksınız. 2020 yılında aldığınız haber size gelen haberle birlikte hayatınız değişebilir. O değişen şeyle de çok uzun soluklu olabilir. İlişki manasında olabilir ya da işte iş manasında olabilir ama uzun soluklu olacak büyük ihtimalle. Bir de şuradan baktığımızda bakın şurada bir hamile kadın var. Göbeği böyle kocaman iyice çıkmış. Böyle artık zor yürüyor pozisyonunda durmuş. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Yengeç burçları. Beklediğiniz birinden olabilir. Kendinizle ilgili de olabilir. Bir bebek haberi çıkmış. Umarım böyle sevdiklerinizden, ailenizden çocuk isteyen biri varsa onunla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Uzun yolunuz çıktı. Bakın yengeç burçları evde oturmayı sever, anaçtır, işte evcildir falan derler ama aslında yengeç burçları gezmeyi de çok severler. Kendimden de biliyorum. Yengeç burçları inanılmaz çok gezmeyi seviyoruz aslında. Sevdiğimiz insanlar yanımızda olursa her yere gidebiliriz. Çok keyifli, çok neşeli insanlarız aslında. Duygusal olup sakin yapımızın altında da çok böyle altta çok şımarık, çok böyle eğlenceli, keyifli insanlarız. Bakın burada bir yine böyle bir boğa gibi, goril gibi bir şeyin böyle ağzı çıkmış. Yani ben yine bunu güç olarak görüyorum. Bence bu yıl maddi ve manevi olarak güçleneceğimiz bir yıl. En çok onu gördüm, onu hissettim. Umarım da öyle olur. Çünkü bizim duygusal olarak özellikle güçlenmeye çok ihtiyacımız var. Çok fazla duygusalız, çok fazla hassasız, çok naifiz. Çok çabuk kırılabiliyoruz. Çünkü insanlara gereğinden daha fazla değer veriyoruz. Sonra da öyle olmadıklarını gördüğümüzde kırılıyoruz. Aslında kırıldığımız onlar da değil. İşte biz hayalimizde ürettiğimiz insanların öyle çıkmamasına daha çok üzülüyoruz maalesef. Ama insanlar bizim düşündüğümüz gibi değil. Çünkü sizin kalbiniz temiz olduğu için çok temiz hayaller kuruyorsunuz. Ama gerçekler öyle olmadığını görünce de bir o kadar üzülebiliyoruz. Umarım sizin gibi naif kişiler çıkar karşınıza. Umarım sizi incitmeyen, üzmeyen, sizi anlayabilecek balık burcu olabilir özellikle. İnsanlar çıkar karşınıza. Çok mutlu, çok keyifli, düşündüğünüzden daha iyi, huzurlu olabileceğiniz, başarılı olabileceğiniz, aşk dolu, mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sevgili Burç TV takipçileri, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca oynatma listesinden aylık ve yıllık bütün burçlarımızla ilgili fallarımızı, burç yorumlarımızı hepsini derledim. Oradan videolarımı açabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız burcunuzla ilgili gelen videoları da kaçırmamış olursunuz. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.